Emanetlerinizi getirdim beyim. Aç. Hepsi bu mu? Bu kadar beyim. Kaç altın getirmişler? 100 altın beyim. Yetmez. En az 200 altın demiştim. Şey, köylü bu kadar... Rıza efendi, Rıza efendi, kendine gel, kendine! Senin beyin kim? Kim? Sizsiniz beyim. Doğduğum günden beri bu kapıdayım. Önce babanıza, sonra da size hizmettim. Doğduğun günden beri aklım bir karış uzamamış. Sana köylüye merhamet göster diyen mi oldu ha? Ekinin değeri neyse onu getirdim. Ucuza gitmiş o zaman. Neyse. Bu seferlik böyle olsun. Ama bir dahakine affetmem. Hadi sen işine bak. Rıza efendi. Buyur beyim. Hadi, bunlar da senin. Bu ne beyim? Neye benziyor? Hadi hadi, nazlanma da al. Az uğraşmadın. Beyim, kadir kıymet bilmiyor deme bak. Bu zamanda kim kime fazladan 3 altın versin diye mi? Yok beyim, istemez. Niye? Ne yaparım ben altını? Senin kafan yine işlemez oldu Rıza. Yer gök altın olsa keşke. İnsan daha ne ister? Yer gök altın, yer gök altın! Tuttuğunun altın olduğunu düşünsene. Yok beyim, bana gereği yok. Altın dediğin nedir ki? Ne yenir, ne içilir? Bana müsaade beyim. Salak bunlar, salak. Bu köylü milletine yüce yaratan bir parça akıl vermemiş. Akılları olsa altınları da olurdu zaten. Bir şeyin yok değil mi Nur? Bir şeyim yok. Yok, hiçbir şeyim yok. Bu çuval senin için çok ağır Nur. Bir daha bu kadar ağır çuvallar taşıma. Ben taşırım beyim. Nereye götürüyordun bunu? Ambara. Sen dur, bana bırak. Yok Rıza amca. Nur'un çuval taşıyamadığını görünce buraya kadar kendim getireyim dedim. Siz niye getiriyorsunuz beyim? Neden getirmeyecekmişim? Çünkü siz beyin oğlusunuz. Bilmem anlatabildim mi? Nur da beyin uşağının kızı. Ne düşünüyorsun kan kardeş? Hiç.
Bu hiçin adı sakın şu hizmetçi kız olmasın ha? Saçmalama. Hem o evin kızı sayılır. Evin kızı mı? Baban da öyle mi diyor? Ömer, asıl sen saçmalama. Baban bir hizmetçiyle gönül eğlendirdin duyarsa hiç iyi olmaz. Ama Allah için yani kız da bakılmayacak gibi değil yani. Bak be aslanım, bak tabii. Koskoca İsmail Bey'in oğlu kapısındaki beslemeye şöyle bakmış çok mu ya? Yakışır. Gönlünü eyle sen. Salih, bir daha Nur için böyle konuştuğunu duymayayım. Üstelik benim onunla gönül eğlendirdiğim falan yok. Yok ya, bak sen. Kıza nasıl baktığını gördüm. Nasıl bakıyormuşum kardeşim? Söyle böyle bakayım he. Efendime söyleyeyim. Söyle. Söyle. Ya dur ya, sıkıştırma, söyleyeceğim ya. Yani böyle şeyle... Dur ben söyleyeyim kan kardeş. Yorma kendini. Aşkla. Aşkla. Aşkla ya. Ya tamam ya kan kardeş. Kızma. Her gün bir yerlerden çıkıp muhakkak karşıma dikiliyor. Ah ama. Onu gördüğüm an kalbimin hızını bir bilsen. Ömer Bey'in oğlu kızım. Evin şurasına gir, burasına girme diyecek değiliz ya. Çıkar, çıkar. Öyle değil hala. Biliyorum. Özellikle benim olduğum yerlere geliyor. Sırf benimle karşılaşmak için. Belki o da... Nur, gözünü seveyim. Boş hayaller kurup gençliğini çürütme. Boş bir hayal değil bu. Niye ağlıyorsun o zaman? Her şeyin güzel olacağına inanan ağlar mıymış hiç? Benim derdimin bir çaresi yok mu hala? Dar kızım olmaz mı? Kurbanın olan hala söyle. Rahmetli anamın hatırına söyle. Gözümün değil gönlümün yaşını dindir. Sen niye ağlıyorsun hala? Güzel gözlü kızım. Derdinin tek çaresi var. O da dua. Dua mı? Aklına Ömer her düştüğünde kurban olduğum Allah'a. Dua et yavrum. Allah'ım. Allah'ım. Aşkın kor ateşi kalbimde. Aşkın kor ateşi kalbimde. Kalbimden bu aşkı. Kalbimden bu aşkı. Sök al. Acımı azalt Rabbim. Acımı azalt. Hayır. Başka çaren yok kızım. Ömer aklı her düştüğünde Allah'tan bunu istemelisin. Başka çaren yok. Vardır, mutlaka vardır. Yok. Bu aşk kan döktürür. İsmail Han'ın zulmünü artırır. Babanı mezara koyar. Sus Allah, sus. Yok, başka çaren yok. Allah'a dua et. O nasıl? Bu aşkı senden alsın. Acını azalsın. Kalbimi daraltan acı Ömer'in aşkından alacağım. O acı kalbimden giderse eğer Ömer de gider. Ben onsuz yaşayamam ki hala. Ben Ömer'i görmezsem zaten ölürüm. Allah'ım aşkımı arttır. Şükür Allah'ım. Bin kere şükür sana. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım of. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. Kızım, vurdum. 5 tane kahve istedi. Bırak o işi de, hadi kahve yapıver. Peki hala. Salih, yolculuk yarın mı? Yarın gidecektim ama biraz daha kalsam iyi olacak.
Şimdi gidersem aklım buralarda kalacak sanki. Burada daha görülecek çok şey var. Bak bunda haklısın kan kardeş. Buralar başka bir güzeldir. He, aklımdayken. Babam bu saati size gönderdi. Oo, aman Allah'ım. Salih, bu gerçekten altın mı? Hı? Has altın. Nasıl? Beğendiniz mi İsmail amca? Beğenmek mi? Delirdin mi sen? Altından kıymetli ne var? Babam altına çok düşkündür. Çünkü baban dünya nimetlerinin tadını biliyor. Biraz da sen düşkün olsan iyi edersin. Altından güzel ne var? Emin olun ben de severim altını. Bazen düşünüyorum da şu evin her yeri altından olsa. Düşün, düşün bir kere. Ne büyük bir keyif. Her şey. Ama her şey altından. Başını koyduğun yastıktan, ayağına giydiğin çarığa kadar altın. Altın ha, ne dersin? Masal gibidir. Müsaadenizle. İyi geceler. Hayırlı geceler küçük bey. Benim de babam bana altından bir servet bıraksaydı, ben de mışıl mışıl uyurdum tabii. Allah daha çok versin İsmail amca. Versin ya, versin, versin. Buyurun, hoş geldiniz. Vallahi o. İki laf edelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yüzünüze bile bakmadı be. Bu kadar zenginlik sende olsa sen de bakmazsın. Senden haberim olmasaydı yaşadığımı sanarak aldanırdım. Bir zavallı gibi ölüp giderdim sonra. Zavallı mı? Neler söylüyorsunuz siz? Zavallı tabii. Kalbi aşk ateşiyle bir kere olsun yanmayan zavallı değildir de nedir? Senin kalbin yanıyor mu peki? Yanıyor. Acımıyor mu hiç? Hem de dallarını ateş sarmış ağaç gibi. Sen böyle toprağa baktıkça benim toprak olasım geliyor Nur. Tövbe de. Sonra ben. Sonra sen. Evet. Sonra ben. Nasıl yaşarım? Altınlarıma göz diktin ha? Cesur adam. Hadi bakalım. Affet. El mi yaman, bey mi yaman?
Öğren! Afedam! Rıza! İyice dersini bildirin bu ite. Afedam! Sonra da ırmak kenarına savurun gitsin. Burada ne arıyorsun? Korktun mu? Bırak yoksa! Yoksa? Bağırır mısın? Kurtarın beni de sen kim gelir? Tamam mı? Yoksa Ömer mi? Ömer. Nasıl da düşünemedim. Tabii ya. Ömer. Koşarak gelir. Peki kime inanır? Sana mı? Yoksa bana mı? Hı? Peki Ömer sana saçlarının çok güzel olduğunu söyledi mi hiç? Bırak beni, bırak beni, bırak! Baba, bu fırtınanın sesi beni çok ürkütüyor. O da Allah'ın hikmeti kızım. Allah bu havada dışarıda kalanlara yardım etsin. Amin yavrum, amin. Oldu babacığım? Yok. Olmadı kızım. Olmasın da zaten. Tamam mı? Anlamadım. Ne anladıysan onunla yet. Daha fazlasına dilim dönmüyor. Yıllardır karnımızı doyurduğumuz kapıya bizi rezil etme kızım. Davula dengini şaşırtma. Hayırdır inşallah. Bu saatte kim acaba? Rıza amca kapıya gidiyor. Şimdi anlarız. Aman. Merak ettiğiniz şeye bakın. Sığınacak kapı arayan Berduş'un tekidir. Buyur. Sahibi Tanrı misafiri kabul edecek kadar yüce gönüllüdür inşallah. Kimmiş Rıza Efendi? Tanrı misafiri beyim. Al içeri. Gel amca. Ben sana demedim mi? Gördün mü bak? Tanrı misafiriymiş. Sana ne olmuş kan kardeş? Bilmiyorum ama her ne olduysa hiç iyi olmamış. Buyurun. Buyur dedi. Sağ ol. Böyle geç. Sağ ol evladım. Çorba ısıttırayım sana. Ben Nur'a söylerim Rıza amca. Sen dur. Ben söyleyeyim. Beyim. Pek de yaşlısın be dede. Bu havada deli miydin de yollara düştün? Derdin neydi? İbadet. İbadet mi? Sabahtan belliydi fırtınanın geleceği. İbadet kulu beklemez. Yıllardır her gün tepeye çıkarım. Rüzgar gözümü kesti. Bu sefer yolu şaşırdım. İbadet etmek için mi? Ta tepeye çıkmanın ne anlamı var ihtiyar? Otur evinde, yap ibadetini. Haklısın ama şu karşı tepede iki rekat namaza durup dua edersen
Allah ne dileğin varsa kabul eder. Yeter ki gönülden dile. Gerçek mi diyorsun dede? Ne istersen oldu mu şimdiye kadar? Yok canım. Ne istersen olsaydı, böyle çapaçul kapımda ne işin olurdu? Ben Allah'tan ölene kadar yere sağlam basan ayaklar diledim. Başka bir dileğim olmadı. Tepeden indim diyor. Ama ayaklarında tek bir çizik, ezik bile yok. Elhamdülillah. Sanki ipek halıların üzerinde yürümüş. Dede, senin ayakların çarıksız. Bu fırtınada o dağdan bu ayaklarla mı indin sahi? Olacak iş değil. Şükür Allah'a. Neden ayaklarına güç istedin? İsteyecek başka bir şey bulamadın mı? Allah ayaklarıma güç kuvvet verdikçe ben de o dağın tepesine çıkar hacet edebilirim. Hacet için mi çıkıyorsunuz tepeye? O tepeye çıkıp iki rekat namaz kılar ve gönülden dilerseniz elhamdülillah Allah her dileğinizi gerçek kılar. Ne dilersek dileyelim ha. Tepeye çık. İki rekat namaz. Ve sonsuza kadar zenginlik. Ama ne zenginlik. Duydu ya, durmaz artık. İsmail Bey o tepeye yalın ayakla da olsa çıkar. Bak görürsün. Allah'ın kendisine vereceği altınların sesiyle mışıl mışıl uyumuştur. Çıksa ne olur ki? Kafirden farkı var sanki. Değil, iki rekat, bin rekat kılsa ne fayda? Tövbe de. Allah'ın işine karışılmaz. Veren de alan da Allah'sa vardır bir nedeni. Halan nerede? Yattı mı? Bir bakayım. Hala. Hala. Şşt. Hala. Ne var kızım? Allah Allah. Gece gece yine rahat yok. Hadi kıvrıl yat şuraya. Dinle hala ya. Ne olur uyuma. Bak bu çok önemli. Hadi söyle. Ama uzun olmasın. Uykum var. Uzun değil ama uzak. Uzak mı? Nur, ne diyorsun sen? Sen haklıydın hala. Onu diyor. Söylediğinde haklıydın. Tabii haklıyımdır. Hangi söylediğimde? Dua hala, dua. Bu dert için Allah'a dua etmem lazım. Canım halam benim. Kızım. Allah'ım, Nur'u ve beni birbirimizden ayırma. İkimize de başkasına eş düşme. Hakkımızda hayırlısını ver ya Rabbim. Allah her dileğinizi gerçek kılar. Yeter ki sen gönülden dile. Ey yüce Rabbim, tuttuğumu altın et. Tuttuğumu altın et. Amin. Bir de gerçekten elimin tuttuğu her şey altın oluyor mu? Daha ne isterim? Bu insanoğlu istemesini bile bilmiyor ya. Salak çünkü. Salak. Yorgan bile altın oluyormuş. Altın. Hey be. İnsan daha ne ister? Şu yüce dağ başını bu
orman kaplamış, duman kaplamış. Yine mi gurbetten kara haber var, kara haber var. Seher vaktinde kimler ağlamış, çimenler üstünde gözyaşların var. Seher vaktinde kimler ağlamış, çimenler üstünde gözyaşların var. Dede gitmiş. Sabah uyandım. Bir şey lazım mı diyecektim. Baktım ki yeri boş. Kim bilir, hacet etmeye gitmiştir. Sabah namazını da tepede kılacaktır. Yolcuya dur denilmez. Beyim afiyet olsun. Arıza, bak hele. Buyur beyim. Şu tepe. Hangi tepe beyim? Canım, dün gece ihtiyarın söylediği. Şu hacette bulunulan. Yolunu falan iyice öğren. Nasıl çıkılır? At çıkıyor mu iyice belle. Tamam beyim. Acele et ama ha. Hemen çıkıp iki rekatla biz kılalım. Tamam. İnandınız mı gerçekten? Boşuna zahmet ya. Gece kalacak yer derdindeydi. Masal uydurdu ihtiyar. Masal musal. Taş atıp kolumuz mu yorulacak? Ha Ömer, sen de gel. Sen de kendin için zengin bir kız dile. İki rekat namaza bakıyor nasıl olsa. Bir şey söylesene oğlum. Ne diyeyim baba? Kısmet. Nur. Buyur bey, bir emrin mi vardı? Emir mi? Sen neler diyorsun? Ver bir bakayım. Elin yanmış. Ne? Görmemiştim. Duymadın mı? Konuşulanları duydum. Elinin acısını hiç hissetmedin mi? Duydum. Duymam mı? Duymaz olaydım. Kalbimin acısı büyüdü. Babam ne derse desin. Ben kiminle evlenip yuva kuracağımı biliyorum. İyi bir vakitte bunu ona da söyleyeceğim elbet. Kiminle peki? Bu civarın en güzel, en sadık, en içten kızıyla. Ama... Ama ne? Sahi mi? İyi tanımıyordur sizi. Tanısa mutlak sever. Peki sen Nur? Sen tanıyor musun beni?
Madem tanıyorsun, beni ömür boyu sev desem, sever misin? Cevap ver Nur. Hoş geldiniz beyim. Evet beyim, bir emriniz mi vardı? Yok. Hiçbir şey yok. Burası hizmetliler içindir beyim. Bir daha siz buralara kadar zahmet buyurmayın beyim. Sonra bey görür, hiç iyi olmaz. Allah'ım, sen bize yardım et. 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712. Baba. Şimdi işim var. Ne istiyorsun Ömer? Baba... Söyleyeceksen söyle ama. Görüyorsun işim gücüm var. Ne istiyorsun? Oğlum dut yemiş bülbül gibi susmasana. Söyle ne istiyorsun? Baba ben evlenmek istiyorum. Oho çok iyi çok iyi. Demek evlenmek istiyorsun ha? Aferin oğluma. Hemen evlendirelim. Hemen. Evimiz şendensin. Beklediğimiz kabahat. Sen evlenmeye karar verdin ya. Gerisini bana bırak artık. Sen hiç merak etme. Babana güven oğlum. Yarın çolakların Nuri ile konuşurum. Kızı gördüğüm an işte benim gelinim demiştim zaten. Seher. Bir su damlası gibi maşallah. Seher. Tam benim evime yakışacak gelin. Onu mutlaka alalım sana. Alalım da cümle alem düğün görsün. 3 gün 3 gece kapı önünde düğün edelim. Ne üçü be? 7 gün 7. Baba. Şimdiden hayırlı olsun derim. Bana bak. Torunumu hemen isterim ha hemen. Bu ne surat? Evlenmek istiyorum diyen sen değil misin? Gören de zorla evlendiriyoruz sanır be. Hey, sana diyorum, sana. Baba, ben Nur'la evlenmek istiyorum. Of Allah'ım, şükürler olsun sana yarabbim. Nur kim? Kimlerden? Ben tanıyor muyum? Tanıyorsun baba, tanıyorsun. Çıkaramadım şimdi. Babasının adı ne? Belki babasını bilirim. Rıza. Rıza mı? Hangi Rıza bu ya? Allah Allah. Ben bir tane Rıza tanırım. O da bizim Uşak Rıza Efendi. Yoksa bizim Rıza Efendi'nin kızı Nur mu? Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Bula bula bir hizmetçi baba. Kızı mı buldun kendine? Rezil! Ayrıla Nur. Böyle bir şey asla olmaz. Baba dur. Olamaz. Dur güzelim. Bırak beni. Yok öyle ya. Bırak diyorum sana. Ya ağlım bununla yakışır mı lan? Ulan böyle bir kızı nasıl bana gelin olarak getirir sen? Gebertirim lan seni. Ayaklarımın altına alıp kemiklerini kırarım. Ne oldu kızım? Ayrıla. Haklıymışsın hala. Bu sevda ikimize de acıdan başka bir şey getirmedi. Haklıymışsın. Geçecek güzel kızım. Geçecek. Üzülme. Ağlamasın. Üzülme ya. Thank you.
Bu düşünceli halinizi hayra mı yormalı yoksa şerden mi bilmeli? Ne düşünüyorsunuz diyorum ağa? Benim oğlan, senin kan kardeş. Aha şu uşağın kızıyla evlenmeye kalktı. Ne diyorsun İsmail amca? Delirmiş bu oğlan. Sonra sen ne dedin? Ne diyeyim? Olur diyecek halim yok ya. Yedi sopayı oturdu aşağı. Senin suratına ne oldu öyle? Boş ver. Söyletme şimdi. Söyle, söyle. Ya söylemezdim ama... artık saklasan da kimin yararına? Hizmetçi millet işte. Altının kokusunu alınca insanın üstüne atlıyor. Yapma ya. Rıza'nın kızı mı? Yok canım. O kadar da yapmaz. Olacak şey değil. Sen öyle san. Sana altın köstekliği hediye ettiğimi gördüğü gece... bana öyle bir bakışı vardı ki zaten. Yeminle ben utandım. Gözü hep altındaydı. Allah Allah. Sonra babamın hediyesi dedim ya. O da anladı tabii. Babam zengin. Zindi. Yamanacak kapı arıyor. Ne duruyorsun? Anlatsana kan kardeşine. Bu nasıl kardeşlik bilsin Ömer. Bilsin kendine eş seçtiği kızı. Ömer kızın yaptıklarını duyduğunda bana bırakmaz. Yüzüne tükürüp kapıya koyar. Hiç sanmam. Kızla evlenmeye kalktığına göre... kız onun gözünü çoktan boyamıştır. İnanmaz. Bir de bana düşman kesilir. Yani başka bir çare düşünmeli. Başka bir yol bulmalı. O babası bana lazım olmasa... hepsini koyardım kapının önüne. Canım babasından size ne? Kıza bir kısmet bulun, gönderin gitsin. Hem Ömer'i de kurtarmış olursunuz. Evet ya. Ben şuna vereceğim kızını dedim mi Rıza ses etmez. Doğru. Bak iyi düşündün Salih. İyi düşündün. Her dediğin tamam da... yalnız... bu kızı isteyecek kapıyı ben bir günde nereden bulurum? Bu işin hemen olması lazım Salih. Oğlanın yarası tazeyken tuzu basmalı. Bak ne diyeceğim İsmail amca. Ya bakalım. Yarın sabah erkenden ben yola çıkıyorum. Çok oldu. Eve döneyim artık diyorum. Bizimkiler de ne zamandır ev işlerinden anlayan... iyi yerde yetişmiş bir kız arayıp duruyorlardı. Eysi, iznin varsa Nur'u bizim eve götüreyim diyorum. Ne dersin? Kısmet çıkarsa evlenir hatta. Çıkmazsa da bizim eve hizmet eder. Ömer de kurtulmuş olur, sen de. Ne bileyim, doğru olur mu? Bunca yıl kapında bakmışsın. Boğazını doyurmuşsun, üstünü giydirmişsin. Babamca Ömer'de insandır. Nur'u görür görmez sana bir kese altın gönderecektir. Hiç merak etme sen. Altın mı dedin sen? Altın ya. Hem de tam bir kese. Sen biraz gezin bakalım. Ben de sahile konuşayım. Oldu sayıyorum ha. Oldu oldu. Ha Salih. O altınları geciktirmeyesin ha. Rıza, buyur beyim. Gel hele. Efendim. Lafı dolandırmayacağım Rıza. Bu sefer söylediklerim biraz buyruk sayılır. Hayırdır inşallah. Emrin olur beyim. Aferin. Senin kız Nur. Yarın sabah hazır olsun. Hayrola? Hayır, hayır.
ev değiştirecek. Misafirimiz Salih'i biliyor. Onun anası iş bilen bir kız aramış. Babasını duymuşluğum var. Öyle boş bir aile değil ha. Soyu sopu belli. Oraya gidecek. Tıpkı bizim gibi varlıklı insanlar. Canım zaten ha bu ev ha o ev. Yaptığınız hizmet değil mi? Ne fark eder? Sen kızına söyle hazırlansın. Belki hem oralarda kısmeti de çıkar. Belli mi olur? Evin uşağı, ırgatı biri görür beğenir Nur. Beyin oğluyla evlenecek değil ya, öyle değil mi? Sonra duacı olursun bana, duacı. Rıza, hayırdır ne oldu? Rıza, ne oldu söylesene. Ağa Nur'u başka eve gönderiyor. Ne? Ne dedi? Benim söylemeye dedim. Sen söyle. Eşyalarını toplasın. Zaman Ertuğrul'dan Salih Bey götürecek. Yavrum, gözümün doğru ya. Ağlama hala. En doğrusu bu. Yeter ki Ömer'ime dokunmasın. Benimki de hayaldi işte. Yani insafa gelir. Sevdanın önünde eğilir sandık. O bir tek şeyin önünde eğilir kızım. Bir tek şeyin. Biliyorum. Altın. Ya. Sanki yenilir içilir bir şey. Sanki Allah'ın nimetinden, ekmekten değerli. Gözüne altın doyurasıca. Hala, babama da, Ömer'e de emanetim gibi bak oldu mu? İkisini böyle birbirinden ayırma ne olur. Ne yapıyorsun? Kahvaltı hazırladım beyim. Ama Nur nerede? Hep o hazırlardı.
Durdur atı. İnmem lazım. İbadet edeceğim. Namazımı sonraya hiç bırakmadım. Tepeden inince bizim köy. Kazayı bırak. Orada hepsini bir kılarsın. Senin Allah korkun da yok belli. Ben namazımı kılmadan hiçbir yere gitmem. Şu tepede kılacağım. İster beklersin, ister arkamdan gelirsin. Senin bileceğin iş. O geceki ihtiyara sen de mi inandın yoksa? Yok öyle bir şey. Uydurma hepsi. O tepeye kadar boşuna yorulma. O güzel ayaklarına yazık. Sağ ol. Afiyet olsun. Baba. Hı? Salih nerede? Sabah erkenden gitti. Akşam odana kapanacağına aramıza katılsaydın oğlan gideceğini söylerdi sana. Odana gelip kapını bile vurmuş açmamışsın. Duymamışım. Bekleyemez miymiş? Bir sabah daha. Vallahi orasını bilmem. Kahya'nın kızıyla bir gidişi vardı ki görmeliydim. Ne? Ben de şaşırdım. Salih'in anasına yardımcı gerekmiş. Bana sorarsan ikisi gizli gizli oynaşıyordu bunların. Senin kalkmanı bile beklemeden çekip gitmişler. Hey gidi. Evlenmeyi düşündüğün kızın halini görseydin keşke. Bir zil takıp oynamadığı kaldı. Yalan. Nur yapmaz öyle şey. Yapmaz! Salak. Neden izin verdin? Niye? Ben kızını seviyordum. Getireceğim. Sen bana karşı mı geliyorsun? Evet. De. Ömer. De. Ömer gel buraya. Tutun. Yakalayın şunu, göndermeyin. Ömer. Allah'ım.
Bana yardım et. Ömer'in aç gözlü babasının gözünü altına doyur. Doyur ki hırsı daha fazla Ömer'ime zarar vermesin. Doyur ki halama da babama da ilişmesin. Allah, beni ne Salih'e ne de başkasına eş düşme. İsmail Ağa'nın azap gününe dek o evin bahçesinde taş kesileyim, razıyım. Ağır, kara bir taş. Ya Rabbim, o gün gelene kadar beni toprağa katma. Canımı al, ruhumu alma. Ne vakit İsmail Ağa sana el açar, aman dilerse o vakit benim kara taştan gövdem ikiye ayrılıp toprağa karışsın. Allah'ım, beni o evin avlusuna taş et. Kimsenin yerinden sökemeyeceği ağır kara bir taş. Amin. Oğlum, sana ne oldu böyle? Keşke izin vermeseydim. Keşke seni yollamasaydım. Oğlum. Rıza emmi, ne bu ya? Yerinden bile oynamıyor, Allah Allah. Sanki toprağa kök salmış ha. Kim getirdi acaba? Vallahi ben de bilmiyorum. Bey getirtmiş olmasın? Canım, beyin derdi başından açmış. Taşla mı uğraşacak? Hem ne yapsın taşı? Bu ne peki? Ne bileyim ne. Oynamayacak yerinden belki. Tamam, sen bak işine. Neymiş bu? Vallahi ben de bilemedim. Bey bilir, ona sor. Bey barut gibi. Yanına yanaşılmaz. Oğlanın gözü hala kapalı. Hadi gel yemeğini ye. Yok, acıkmadım. Oğlana acımasan iyi oldu diyeceğim ya. Sus, çocuğun günahı ne? Nur haklıymış. Bence Ömer de Nur'a sevdalıymış.
Dediğim karışımı yapıyorsunuz değil mi? Yapıyoruz. Ama işe yaradığı yok. Isırgan da kaynatın. İyi olur. Sen nasıl hekimsin be? Oğlan diri diri ölüyor, bir alt yapamadın. Isırgan kaynat, ebe gümeci bul. Başka ilacın yok mu senin? Al sana bir kese altın. Ne yap yap, iyileştir oğlumu. Keşke imkan olsa. Ama... Hay, senin hekimliğine. Sen olmasan o dağ başında ölüp gidecekti. Öyle. Allah'tan kızı kaybettim. Onu aramaya kalkmasam benim de Ömer'i bulacağım yoktu ya. Allah'ın işi işte. Bir de gözünü açsa. Şehirden başka hekim getirmek gerek. Haber saldım. Yola çıktılar. Altın dert değil dedim. Kaç kese istiyorlarsa. Yeter ki oğlanın gözü açılsın. Devreyi getirmişler. İkişer kese gelecekti. Ancak bu kadar. Kalanını... İçine tüküreyim böyle şansın be. Hükümran kapısı mı burası? Bu ne biçim iş? Besbelli öyle sanırlar. Bu ayki devreyi getirmişler. İkişer kese gelecekti. Ancak bu kadar. Kalanını... İçine tüküreyim böyle şansın be. Hükümran kapısı mı burası? Bu ne biçim iş? Besbelli öyle sanırlar. Bu ay çok sıkışıklarmış beyim. Kim değil ki? Oğlum hasta yatıyor. Görmüyor musun? Hekimin bastığı toprağa bile altın saçar oldum. Allah'tan şifa dilemek gerek. Oysa daha çok altınım olsa oğluma en iyi hekimleri getiririm. Şu cihandaki en iyi hekimler 16 keseye bakar. Ben bunca zamandır boşuna mı diyorum tuttuğum altın olsun diye? O vakit ne dert ne tasa. Dua etmek lazım. Allah'tan ümit kesilmez beyim. Ha Rıza, sen ne yaptın? Şu tepeyi öğrendin mi? Nasıl çıkılır, yolu izi soracaktın hani. Öğrendim beyim. İyi. Sabah erkenden gidelim. Sen de hazırlan. Peki bey. Gerçekten tepeye mi çıkacaksınız? Sen demedin mi bana kız tepede kayboldu diye? Kız tepede kayboldu dedim. Sultana dönüştü demedim ki. Kız kayboldu. Hepsi böyle. Demek öyle. Bir de gerçekten oluyor mu? Dua etmeye gidiyorum Salih. Dua. Şifa için mi? Para olsun. Bak şifa nasıl ayaklanıp geliyor. İyi de param var zaten. Daha çok lazım. Daha çok. Kapıya geceli gündüzlü 10 hekim dikeceğim. 10. Göreceksin. Oğlum. Aslanım. Ayaklanıp iyileşecek. Göreceksin. Göreceksin. Ay evladım. Hekimlik iş değil bu. Bu çocuk yaşamak istemiyor. Ay evladım. Thank you.
Yahu yakın demiştin hani. Beyim çok dik. Atla çıkılmıyor. Hay Allah ya. İt gibi tırmanacağız desene. Tövbe tövbe. Bir şey mi dedin? Yok beyim, yok. Burası beyim. Ben arkada sizi bekleyeyim beyim. Sen de bir kese altın için dua etseydin. Senden tek bir dileğim var. Kızım Nur'um, yüzünü göster bana. Bir kere olsun göreyim Nur yüzünü. Amin. Sadece bir tek şey diliyorum senden. Bir tek şey. Tuttuğumu altın et. Tuttuğumu altın et Allah'ım. Amin. Gibi beyim. Bir değişiklik yok. Olacak. Olacak. Dünyanın en iyi hekimlerini getireceğim oğluma. İyi edecekler oğlum. Her şeyin başı altına bakar. Altına. Her şeyin başı zenginlik. Sen nasılsın Rıza? İyiyim, iyiyim. Portakalım, tuttuğum altın oldu. Altın,
altın. Elma, elma. Altın oldu, altın oldu. Rıza, hadi Rıza, hadi kardeşim, kalk. Rıza! Üzme ki. Rıza! Rıza, dokunduğum her şey altın oluyor Rıza. Her şey altın oluyor. Gözüm aydın. Rıza aydın olsun. Altın! Altın, altın. Bak, altın. Bu gerçekten altın mı? Bu inanılmaz bir şey. Mucize. İhtiyar haklıymış. Gördün mü? Dünyanın en zengin insanı sensin. Benim, ben! Yakında bu evin her yanı, her yanı altın olacak. Altın, altın! Ben gidiyorum. Hemen tepeye çıkmalıyım. Hacet etmeliyim. Öyle işten dilemezsen olmaz ha! Sana şükürler olsun. Duamı kabul ettin. Tuttuğum her şey altın oluyor. Allah böyle bir adamın duasını nasıl kabul eder? Hiç aklım sırrım ermedi. Hiç. Allah'ın işine sual olunmaz. Elbet bir bildiği vardır. Suda altın oldu. Suda altın oldu. İç suyu, iç. Niye ki? İç dedim sana. Tattın mı? Su diline değdi mi? Tattım beyim, değdi. Su ben içince altın oluyor. Su bile altın oluyor. Kurtar beni Rıza, kurtar beni. Bir şeyler yap Rıza. Ekmek, su, her şey altın oluyor, her şey. Dokunduğum her şey altına dönüyor. Ben ne yiyip içeceğim şimdi? Karnımı altınla nasıl doyuracağım? Allah'tan bunu dilediniz beyim. Altını nimetten önce kıldınız. O da size nimet yerine altın verdi. Hasta oğluna sağlık sıhhat yerine altın diledi. Oğlum! Oğlum! Ey yüce gönüllü Allah'ım! Ben ettim sen eyleme. Büyük ve kadim olan sensin. Bağışlayan sen. Affet. Affet beni Allah'ım. Affet. Yetiş be, yetiş.
Ay, ben ne ettim? Allah'ım. Affet ne olur. Oğlum. Ömer'im. Altından yatakta. Oğlumun ölüsü yatıyor Rıza. Ben ne ettim Rıza? Ben ne ettim? Allah'ım, Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Allah'ım yardım edin bana. Ellerden kurtulmam lazım. Kurtulmam lazım. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? İsmail Ağa, aynı tepeye çık. Hacetini söyle. Pişmanlığını anla. Af dile. Dua et. Allah da seni bağışlasın. Tepeye çık. Hacetini söyle. Pişmanlığını anla. Af dile. Dua et. Allah da seni bağışlasın. Ey yüce Rabbim. Hikmetine kusur bulan beni affet. Açgözlülüğümü bağışla ya Rabbi. Beni boğazına giden nimeti bile altına çeviren bu ellerden kurtar ya Rabbi. Allah'ım sen bana yardım et. Sen bana yardım et Allah'ım. Sen bana yardım et. Yardım et Allah'ım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.